Evet arkadaşlar bugün Ayasofya Camisi Yani <laughs> daha öncesini söyleyelim e, Müzesiydi ama şimdi cami oldu İbadete açıldı 24 Temmuz'da namaz kılınacak Bütün e, Türkiye'deki herkes Hatta Avrupa'daki herkes Seccadesini alıp gelsin e, Biz Almancılar yurt dışından Okul 31'inde tatil oluyor Ay sonunda 31'inden sonra Cuma günü Bayram birinci günü anca yola çıkabiliriz Keşke bir e, biraz geç Ayasofya ibadeti açılsaydı da biz de orada namaz kılabilseydik. Resmen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmiş olduğu şefki sadakati, şefkati burada biz de yaşadık. Büyük bir onur yani kendi topraklarımızda, kendi hakimiyetimizde, bizim emrimizle yani bizim isteğimizle yapılabilecek müzeden camiye çevrilebilecek bir yapı eser en sonunda zor bir şekilde yani zor da olsa camiye çevirdik elhamdülillah. Ama şunu şurada gizli bir detay var. Şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesini Adnan Menderes de istemişti. Sanki bunu e, Erbakan Hoca istemedi mi sanıyorsunuz? En büyük hayallerinden birisiydi Ayasofya. Aynı şekilde Turgut Özal'ın büyük hayallerinden birisiydi. Ama Erdoğan'a nasip oldu neden Erdoğan'a nasip oldu? Nasıl nasip oldu biliyor musunuz? Bakın şuradan şunu anlamanız lazım. CHP her zaman ne diyor? 2008'den beri Türkiye'nin ekonomisi bitti, battı, kasa boş, diktatör, Türkiye'ye gelmeyin, can ve mal güvenliğiniz yok. Türkiye batakta, Türkiye iflasta, kasada para yok diye 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 Suriyeliler geldi, o geldi, bu geldi, askeri sıkıntıdayız. Ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Akdeniz'de, Diyen bu CHP zihniyeti Erdoğan'ın Ayasofya'yı bugün camiye tekrar çevirmesinde sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünya nezlinde gücünü tekrar anlamış olduk. Dolayısıyla yani bunun dolayısıyla hepimiz anlamış olmamız gerek. Anlamalısınız. O kadar güçlüyüz yani. Bakın Adnan Menderes o kadar çaba sarf etmesine rağmen açamadı. Neden? Batıya bağlıydı ülke batının emirlerindeydi, sömürgesindeydi. Erbakan Hoca çok uğraştı. Ama anında adamlar parmak sallayıp koltuğundan indirip darbeyle tehdit ediyorlardı. Aynı şekilde Turgut Özel zehirleyip adamı öldürdüler. Neden? Çünkü ayağa kalkıp kendi ayaklarının üzerine durmasını istemediler. Adamın aklını, zekasını gördüler. Afrika ile yapmış olduğu ticari anlaşmalar, yurt dışı gezilerinde anladılar ki ne? Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor zengin iş adamlarını yurt dışına hani götürüp orada iş yeri açıp alışveriş yaparak oradaki zenginleri de Türkiye'ye davet ederek hani bir ortak pazar aracılığıyla Türkiye'yi hem dünyaya tanıtmak hem ithal ihraç etmek babında ülkeyi kalkındırıp zenginleştirmek bunu gördükten sonra adamın hemen önüne çelme taktılar adamı yok ettiler. Aynısını da Erdoğan'a da yaptılar. Erdoğan bu saldırılarda bir müddet fetö'nün yanında, fetö'yle beraberken, bak beraberken, biz hep şöyle bir şey biliyorduk, yani insan hep öyle söylüyorlar, diyorlar ki ne? Fetö Erdoğan'ı kullandı, Erdoğan'ın yandaşıydı Halbuki Erdoğan onları kullandı, hepsini. Çünkü basamakları öyle tek başınıza bir 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 çıkamıyorsunuz, zirveye gelmek için mecbur bazıların omuzlarına, sırtlarına basmak zorundasınız. Birileri sizi alıp yukarıya öyle bir kere de getirip koymuyor. Tek 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 çıkıp yukarı kadar o basamakları zirveye gelip de bütün yani bütün şehri diyelim ayaklarınızın altındayken bütün her yere eliniz kolunuz yetişiyorsa, herkese bak herkese artık emri sözünüz, emriniz geçerliyse istediğinizi yapabilecek muktedir hani güçte iseniz size hani alaşa ed, e, saldırarak alaşağı edecek bir güç yoksa yani kafa tutacak hiç kimse yoksa tek güçseniz her şey elinizin altındaysa bütün kurumlar devletin bütün askeriyesi polisi bütün belediye binaları vergisi olsun tapusu olsun çevre şekli, bütün bakanlıklar mit bütün her şey e, jöpö hani bütün bütün istihbaratlar deniz kuvvetleri hava kuvvetleri saydıkça arka arkaya bütün hepsi sana hizmet ediyorsa artık hizmetine artık tam hizmetine girmişse sadece baştakiler değil onun altındakiler bile baştaki bir kişinin hizmet etmesi yetmiyor. Onun altındaki kişiler hemen onu indirebiliyormuş 15 Temmuz'da hepiniz gördünüz. Bütün bunlar eline geçirdikten sonra Türkiye'nin başına musallat olmuş ne kadar pislikler varsa hepsini yok etti, bertaraf etti. Türkiye'yi gücünü dünyada gücünü zirvesine ulaştırarak Ayasofya'yı bugün çok basit bir şekilde açabildi. Bunu ilk geldiğinde açsaydı erken öten horozun kafası kesilir hesabı anında götürürlerdi bunu. Bunun da niyeti belli. Bu da İslamcı. Bu da laikli eee laiklik ilkelerine ihlal ediyor. Bak bu da hani e, şey dindar İranlı mollalar falan filan diye çok daha kellesini alırlardı. Ama adam sabırla ee, şevkle tek 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 basamakları sabrede 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 zirvesine zirveye kadar ulaştı. Elhamdülillah bugün başardı. Ayasofya'yı da açtı. Ee, bu ergene kuncuları da, balyozcuları da, cemuzanı da daha arkasından Yaşar Büyük Anıt, e, diğer e, FETÖ gibi daha sonra bu Aydın Doğan yayın grubunu biliyorsunuz bütün gazeteler, televizyonlar her şey onların elindeydi. Bunları temizlemek hepsi demirbaş. Bunlar öyle var ya bir binanın kolonları gibi bir tanesini o zaman çekseydiniz bina üstünüze yıkılırdı altında kalırdınız. Şimdi adam bütün o binayı başka başka temellerle başka başka güçlendiricelerle e, güçlendirince ana iskeleti kolonları, değişik kolonlar yapıp da onları teker teker çekince o bina çökmedi üstüne ve altında ezilip gitmedi. Öyle kolay değildi yani. Siz ne sanıyorsunuz? O Ahmet, Necdet, Sezer denilen kalantor. Bunlar kolay mıydı? Bütün bunları temizle temizle, fethi hepsi demirbaş. Çok büyük mücadeleler verdi. Çok büyük. Bunların hepsini bitirdikten sonra baktı ki kimse kalmadı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek ha şunu dedim Bismillahirrahmanirrahim diyerek otobüse bindi diye hapse atılan adamlar vardı o zaman bakın Bismillah diyerek otobüse bindi diye hapse giren adamlar vardı sen kaldı ki cumhurbaşkanı olacaksın bütün bu Ayasofya'ydır ne kadar bu imam hatiplerdir başörtüsüdür geldiğinde yapacaksın öyle kolay mıydı adam vallahi hemen kellesini alırlardı şimdi de Bismillah dedi CHP'ye başladı O oh, şunu bir temizlese Allah'ı barolardan başladı çünkü niye baro CHP'nin e, arka bahçesi, mimarlar odası arka bahçesi, tıp eczacılar arka bahçesi. Hepsi arka bahçesi. Arkadaşım ne kadar hiçbir faydası var mı? Hep aidatları topluyorlar. Hep kendileri ceplerine atıyor. İstedikleri gibi sıra sıra. Türkiye mesela bir Fırat Kalkan operasyonu yapıyor. Hemen Ankara şey örnek veriyorum. İstanbul Barosu çıkıyor. Açıklama yapıyor. Hep aynısı yapmıyor. Arkasından Güneydoğu oluyor. İzmir Barosu çıkıyor. Açıklama yapıyor. Diyelim dinle alakalı Ali Erbaş hocamız Lut kavmini yasakla yasaklıyor. Kur'an böyle söylüyor. Kur'an ayetlerinden ayet okuyor. Hemen Ankara barosu çıkıyor. Sıra sıra döngü halinde. Hep aynı kişi yapmıyor. Biliyorsunuz mu? Sıra sıra yapıyor. Çakal bunlar. İşte şu CHP'yi de bir bu barolardan şundan bundan bir çoklu baro falan filan derken bunlar da bir temizleseydi bu iş bankası CHP'de bunlar teker teker temizlenmesi lazım. CHP'de normal sıradan halkın ee, hizmet verdiği kadar oy alan kişiler olması lazım. Yoksa ama yani bütün bu bankalar olsun, o kuruluşlar, dernekler olsun, ne kadar o mimarlar odası, eczacılar odası, arkasında barolar, birliği gibi buna benzer büyük yerlere hitap ettikten sonra onlara kendilerini orada yalattırıp Türkiye'de gündem olup onlardan da çok iyi yalayanları milletvekilliği koltuğun hazır diyor. Bak hemen belediye başkanı milletvekilliği eğer başa geçersem diyor. Sana diyor vali atarım, kaymakam atarım, konsolos atarım, olarak atarım. Yok seni şeyden sorumlu bu dış ülkelerdeki konsolosluklardan sorumlu olarak konsolos olarak atarım vergi dairelerinde tapu dairelerinde müdür olarak atarım bir sürü atarım da atarım diyor adam bakanlık atarım her şey her türlü atarım diyor bunları hep ümit 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 vaatlerle hep altında bunları canlı tutuyor kendisine güzelce bir orada bir yani meyve bahçesi oluşturmuş e, o meyve bahçesini çok güzel e, her türlü meyveden tadına bakıyor. Güzel güzel hiçbir iş yapmadan ee, ömrünü yani bütün yılları orada geçiriyor. Ama işte Recep Tayyip Erdoğan bunların hani kökünü bir kazırsa böyle sıra 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 öyle yangel yat hani dört dönüm Bostan Yangeliyat yat Osman olmayacak. Çalıştığı kadar iskelet oyu değil hizmet verdiği kadar. Kardeşim hizmet verdiğin kadar oy alacaksın. Öyle kene gibi yapışıp bir insana da ondan sonra yine insanın elinin ulaşamadığı çok tenha bir yerde olduktan sonra mesela koyunlar düşünün kulaklarına kene giriyor. Koyun bilmiyor onu çıkardı mı emiyor de emiyor. Emiyor de emiyor. Hep emiyorlar işte böyle kene gibi bu cebe yapıştı bize emiyor bizi. Hep emiyor. Hiçbir iş yapmıyor. Öyle koyun gibi kulağımıza girmiş emiyor bizi. O yüzden bunları da bir temizlemek lazım. Allah'ın izniyle inşallah. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.